Merhaba. Şimdi sizlerle 2017 yılında saç dövmesi işlemini yaptığım bir tuvalimle sohbetimi paylaşacağım. Şu anki sohbetim benim için çok değerli. Melih öğretmenim kolay kolay röportaj vermeyen tuvallerimin arasında röportaj vermeyi kabul eden ve bunu da kendisi teklif eden bir insan olarak gerçekten çok değerli benim için. Yaptırmadan önce neler hissetti, yaptırdıktan sonra neler yaşadı, bununla ilgili duygularını kendi ağzından sohbetimizde almak istedim. Ama Melih öğretmenim tam bir moderatör çıktı ve kendisine soru yönelttiğim kadar da o bana soru yöneltti ve karşılıklı güzel bir sohbetimiz oldu. Benim de konuşasım varmış. Biraz konuştum. İyi seyirler. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Fatihciğim. Teşekkür ederim. Ben hocam diyorum çünkü bir eğitimci saç dövmesiyle ilgili duygusal tarafını öğrenmek istiyor. Yaptırırken mi, yaptırmadan önce mi? Yani yaptırmadan önce neler yaşadın? Yaptırırken neler hissettin? Ciddi bir karar. Nasıl karar verdin? Şimdi bir kere Fatihciğim, bu çok özel bir durum. Çünkü insan kendi vücuduyla ilgili böyle bir şeye karar vermeden önce belli bir zamanı geçirmesi lazım. Yani biraz beklemesi lazım ki benim de öyle oldu. Sanıyorum 2015 ilk senin Instagram hesabını gördüğümde 2015'ten 2017'ye kadar bekledim bir kere ben. Takip ettim. Senin neler yaptığını, nasıl işler yaptığını, insanlara nasıl dokunduğunu gördüm. Sonra 2017'de evet dedim, artık zamanı geldi, benim yaptırmam lazım böyle bir şey. 2016'nın sonuydu galiba. Buna karar verdikten sonra ve netleştirdikten sonra kendi adıma seninle görüştüm, randevumuzu aldık ve tabii ki heyecanlıyım ben de. Yani çok ciddi bir heyecan yaşadım. Ama şunu biliyorum, senin daha önce yaptığın çalışmalara bakıp evet dedim, ya bu doğrusu, buradan müthiş bir şey çıkacak. Şimdi bu işin en güzel tarafı ne? Her banyoda tıraş olduktan sonra aynaya baktığında kendini görüp gülümsemek bir. İkincisi, o kadar doğal hale geldi ki belli bir zaman sonra ben kendi saç köklerimi aramaya başladım. Ya neresi gerçekti, neresi senin yaptığın pigmentasyondu? Bu birbirine karıştı. Ve yapıldıktan yaklaşık 3 ay sonra, yani o kızarıklıklar vesaireler geçtikten sonra inan bana anlayan hiç kimse yok. Hiç kimse de olmadı. Dolayısıyla en güzel noktalardan bir tanesi kişinin aynaya baktığında kendini iyi hissetmesi. En temel nokta bu. Çok güzel. Bir de yaptırdığın dönemde açıkçası bu kadar piyasada bilinmiyordu bu işlem. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok örnek de yoktu benim yaptırdığım dönemde. Ama şunu net bir şekilde söylemem lazım. Ben çok araştırdım seni. Yurt dışındaki örnekleri de inceledim ayrıca. Yurt dışında da yapanlar var. Ama bir dezavantajı var. Çünkü onlar daha fabrikasyon yapıyorlar bence. Sen işin içine duyguyu katıyorsun. Dolayısıyla karşı tarafın ihtiyacını katıyorsun. Ne istediğini biliyorsun. Ne istediğini de anlamaya çalışıyorsun. Mesela ben sana geldiğimde ilk konuştuğumuzda bana bir fotoğraf çizdim ve ben bunları istiyorum dedim. Yani bu şekilde istiyorum dedim. Sen tam istediğimin karşılığını verdin bana. Bak, bu en önemli noktalardan bir tanesi bu. Diğerini olacağını hissetsem yaptırmazdım zaten. Reklam gibi şeyleri çok fazla yapmayan bir insanım. Hani daha çok ne yapıyorum? Ama bu bir İşte bir reklam değil şimdi. Biz sohbet ediyoruz çünkü biz dostuz. evet. Bu reklam değil. Sadece gerçekten bu işin duygularını öğrenmek, anlatmak, insanlara da bunu gösterebilmek lazım. Ben de kendi adıma şöyle söyleyeyim. Biz Türk ırkı olarak ne zenciler gibiyiz, yani siyah ırk gibiyiz, ne de Ne? tamamen bir beyaz ırk gibiyiz. Dolayısıyla bizde işlem açıkçası tamamen beyaz tenli ve siyah tenli insanlar da durduğu gibi durmuyor. İstekler de çok önemli. Ben de istekleri ön planda tutmaya çalışıyorum söylediğin gibi. İlk geldiğinde söylediğim bir şey vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ben çok koyu bir işlem istemiyorum. Çok öne gelsin istemiyorum. Doğallık, evet. Evet, doğal dursun. Hani insanlara ben böyle bir iş yaptırdım demesin demiştim. Ben de dedim ki
Evet, belirli bir soft, böyle yumuşak bir görüntü yapabiliriz. Çok böyle koyu olmaz. Ama hani ilerleyen zamanda belki solma yaşanabilir. O yüzden bir tık koyu mu yapsak dedim. Doğal, yumuşak bir işlem yapalım. Gerekirse sonradan bir sene, iki sene sonrasında bir retouch yapalım dedik. Ve biz yaklaşık bir 3 sene sonra mı? Aynen öyle. 3 sene geçtikten sonra. 3 sene geçtikten sonra bir retouch küçük yapsak mı dedik. Hani onu da yapsak da olurdu, yapmasak da olurdu. Ama aynen, ben dedim ki evet, koyulaştıralım. Ben başından beri daha koyu, güzel duracak dedim. Koyulaştırdık ve o zaman güzel olmuştu. Bu da 5 senelik hali işte sonuçta şu anda. Ben şu açıdan çok mutluyum. Ama senin kendi formülün olduğunu da biliyorum. Mürekkep konusunda, yani evet, o kullandığın boya konusunda farklı bir formülasyon kullandığını biliyorum. Renkle ilgili hiçbir sorun yaşamadık. En önemli nokta bu bence. Yani elbette ki makinayı, işte o şeyin adını bilmiyorum ama iğneyi herkes aynı şekilde kullanıyordur. İşte onun bir yöntemi vardır. İşte şu açıyla batırılırsa şöyle olur vesaire. Ama sende o olan, diğerlerinde olmayan şey, o mürekkebin ya da boyanın formülü bence. Ben sonuçta 25 senedir dövme sanatıyla uğraşıyorum. Bu sene kitabını da okudum bu arada, biliyorsun. Sağ ol. 26 senedir bu işin içerisindeyim. Yani dövmenin, deriyle haşır neşirim. Dermatolojik olarak da deriyi çok inceledim. O kitapları yazarken de çok inceledim. Son 15 senedir diyelim medikal işlemlerle ilgileniyorum. Bu saç dövmesiyle ilgileniyorum. Ve daha önceki dövmecilik yaşantım bu son 15 seneye büyük bir referans oldu benim açımdan. Aslında her biri bir basamak. O basamakları geçtikten sonra ulaşıyorsun. Kesinlikle. Birçok kişi diyor ki sen dövmeci değil misin? Evet, dövmeciyim. Bu benim karım. Aslında hani burada bazen dövmeciler bu işi yapamaz falan gibi şeyler de söyleniyor bazı yerlerde. Orada bir şey eklemem lazım, evet, ama Fatih'cim. Şimdi senin o sanatsal tarafın da çok önemli. Çünkü mesele sadece aslında dövme yapmak değil ya da iğneleri batırmak noktası değil bence. Yani burayı iyi ayırt etmeli. Evet, hani, evet. Yiğit öldür, hakkını ver. Hakkını vermemiz lazım senin. Çünkü eğer sadece bir balona ya da bir portakala iğne batırarak dövme yapmayı öğrenmekse bunu herkes yapabilir. İnan bana. Ama işin içine sanat girecekse, ve kesinlikle girmesi lazım, sanatsal bakış açısının kesinlikle girmesi lazım, estetiğin girmesi lazım, güzel duracak ya da işte perspektifin girmesi lazım. Mesela bir insanın, evet, perspektif biliyor olması lazım. Saç derisine böyle bir dövme yapacaksa. Ve çizginin doğal olması lazım vesaire vesaire. Bir sürü şey çıkıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnternet gibi, Instagram gibi bir kaynak var elimizde. Büyük bir kaynak. Oraya girip herkes yapılan uygulamaları görebilir bence. Kesinlikle. Nasıl yapıldığını. Ki düşünün, her sabah kalktığınızda aynada onu göreceksiniz. Yani çok da tehlikeli bir şey. Evet, evet. Yani bununla ilgili kötü şeyler yaşanmıyor değil yani piyasada. Hani bunların haberleri geliyor. Ama bir şey yapıldıktan sonra bu kalıcı bir iş. Bence yapıldığında bir kere doğru düzgün, temiz bir şekilde yapılmalı. Kesinlikle. Ve iyi araştırılmalı. Bunun, evet, için bakın, buradaki en önemli nokta şu. Elbette herkes her işi yapıyorum diyebilir. Herkes de kendine göre iyi de yapıyor olabilir. Bizi de bağlamaz böyle bir şey. Ben kendi adıma şunu söylüyorum. Çok ani kararlar vermem. Bir karar verdikten sonra belli bir miktar beklerim, mutlaka check ederim. Mutlaka etrafımda ne oluyor, ne bitiyor ve sonuçlar nasıl oluyor onu görmeye çalışırım. Sonra yavaş yavaş olgunlaşır. Ben insanlara da bunu söylüyorum. Ya bir baksınlar, ortaya çıkan sonuçlara baksınlar, kişilerin memnuniyetine baksınlar. Yani burada mesela ben seni yıllardır tanıyorum. Yani yıllardır tanıyorum dediğimde 2015'ten beri biz seninle haberleşiyoruz. Evet. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki eğer yurt dışından bir müşteri geliyorsa sen
Almanya'ya ya da başka bir yere gideceğini deklare ettikten sonra oralarda birileri seni bekliyorsa önemli bir iş yapıyorsun demektir. Ve insanlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın geri kalan kısmında da bence sana güveniyorlar. Buradaki en önemli nokta bu. Güven oluşturmak. Sen o güveni oluşturuyorsun, inan bana. Özellikle yapmaya çalıştığım şey, butik bir sanatçı olarak kalıp işimi olabildiğince kendi çapımda ve kendi sorumluluğumla yapabilmek. Bununla ilgili çok fazla teklif geldi. İşte biz bu işi franchise yapalım, şöyle eğitimler... Akademi kuralım mesela. Yani iş büyüdüğü zaman, bu şekilde büyüdüğü zaman kontrolünüzden çıkıyor. Ben biraz kontrolcüyüm ve mükemmeliyetçiyim. Aslında bana da bünye olarak zarar veriyor, bedensel olarak bu yapı. Evet, çünkü kısıtlıyor aslında bir şekilde. Kısıtlıyor beni. Çünkü görev aktarımı yapıp başka insanlara... Delege edince. Evet, eğitimler ver, onları çalıştır, onlar üzerinden para kazan. Evet, dünyanın sistemi bu. Bunun üzerine dönüyor. Kapitalist ama sistem bu. Ne yazık ki ben bunu yapamıyorum. Ama şey, projeni tabii iyi biliyorum. Karavan Tatto projeni. Eğer o gerçekleşirse mesela sahillerde ya da festivallerde görebiliriz seni. Ya zaten gidiyorum. O Karavan Tatto projesi yani her sene bir şekilde yapılıyor. Bu sene mesela Kelebekler Vadisi'ne gittik. Ve Kelebekler... Fethiye'de. Evet, Fethiye'deydik. Fethiye'de müthiş güzel bir yer orası. İnanılmaz bir tatil yaptık. Yani ben de kimseye gelin ben dövmeciyim, dövme yapacağım demedim. Demedin. Gerçekten demedim. Oraya gittiğimizde benim tabii daha önceden tanıdığım arkadaşlarım vardı. Onlar ya Fatih buraya şöyle bir şey mi yaparız, buraya bunu yaparız derken hadi malzemeleri getir, tamam. İlk gittiğimde malzemeleri götürmemiştim. Eşimle gittim, sonra çocukları tatile götürdüm. Gitmişti, sonra iş. Sonra iş, hem iş hem tatil oldu. Malzemeleri de götürdüm. Karavan Tatto'nun yani aslında ismiyle bir araç özdeşleştiriyor ama öyle değil. Yani biz neredeyse Karavan Tatto. Karavan Tatto da zaten çok eski. 2015'ler mi, 2014'ler mi gene? Evet, 2014'te, 2015'te fikir olarak çıktı. Ondan sonra yapmaya başladık. Hatta zaten bununla... öncüsü sensin. Senden önce yapan var mı? Yok, ben bilmiyorum. Yok. Sen öncüsü sensin. Yok, yani. Karavan Tatto olarak yok. Yani dünyada da ilkti. Ama şimdi Karavan Tatto olarak yazdığınızda birçok yer çıkıyor yani karşına. Ama tabii ama ilk yapan sensin. Tabii isimler değişik. İşte Karavan Tatto Berlin, Karavan Tatto başka işte Kanada falan şeklinde yerler çıkıyor. Ama isim hakları da ve şey olarak da web sayfası olarak da Instagram olarak da ben onu zaten önce olmak müthiş evet, bir şey ama. Benim düşüncem de zaten şeydi. Sadece normal dövme değil. Bu medikal işlemleri de insanların ayaklarına giderek yapmak da aslında. Kendi bulunduğu yerde, evet. Kendini iyi hissettiği ya yerde. Ya şöyle düşünsene, ben buradan arabaya atlıyorum, malzemeleri koyuyorum. Peki orada bir şey sormak evet. istiyorum sana. Şimdi ben senin ofisin ne kadar donanımlı olduğunu biliyorum. Yani ofisteki malzemelerinin hijyene ne kadar dikkat ettiğini biliyorum. Hani sonuçta ofisimde yedek malzemelerim de oluyor. Daha fazla malzeme oluyor. Elbette. Çok fazla malzeme. Ne kadar gerekliyse o kadar. Ne kadar gerekliyse. Zaten bir tura çıkarken ortalama olarak ne kadar iş yapabileceğimi ve ne kadar malzeme harcayabileceğimi biliyorum. Tahmini olarak hani ne yaparım diyorum ki en az 10 tane yaparım herhalde. Çok merak ettiğim bir şey var. Boyaları sen boya mı diyorsun, ne diyorsun onlara, mürekkep mi diyorsun şeyleri kullan? Pigment. Tabii, özür dilerim. Pigmentleri. Pigment ana maddesi tamam, aslında. Evet. Pigmentleri anladığım kadarıyla hazırlıyorsun önceden, doğru mu? Yani herkes aynı şey kullanılmıyor çünkü. Kullanılmıyor. Yok. Çünkü şeyi de hatırlıyorum. O sanatçılarımızdan birine yaptın. Gri saçlı, uzun saçlı. Hani gri... Demet Özdemir, Demet Abi'ye yaptım. Evet, evet, evet. Ben kitap değişimi falan olmuştu, evet, hatırlıyorum. Kitabını yeni yani. Yayınlamıştı o dönemde. Mesela orada da gri ağırlıklı ya da işte biraz daha açık renkli bir pigment kullandın mesela. Bunu nasıl ayarlıyorsun? Buradaki en önemli nokta o. Yani bütün detaylarını anlatma tabii de. Ya işte az önce söylediğim gibi dövmecilik yaşamı bana burada büyük bir referans. Hı-hı. Yani deriye... Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir boyayı kapta görürsünüz. Makinenin ucunda görürsünüz. Bir de deriye verdiğinde görürsün. Bir de aylar geçtikten sonra, bir sene geçtikten sonraki halini, oturmuş, iyileşmiş halini görürsünüz. Aynen. Sonuçta bir profesyonelin bu aşamaların hepsini biliyor olması lazım. Yaşamış yani, olması lazım. Yani kabın içerisinde gördüğüyle deredekinin farklı olabileceğini ya da biraz lazım. Değiştiğini değil mi? Evet.
Yani ne kadar değişebileceğini de bilmesi lazım aslında. Aynen. Bunları tecrübeyle tahmin edip biraz da hani çıkarım yapması lazım. Ben de bu işi annemin karnında öğrenmedim. Denedin. Denedim. İşe bir tesadüfle ya da bir ittirmeyle girdim saç dövmesi işine. Bu işte para var diye girmedim. Ki zor da bir iş. Çünkü çok zor. Bir sürecin yani konuklar ya da izleyiciler belki bilmiyor olabilir ama ortalama bir saç dövmesinin 7-8 saat en az sürdüğünü ben biliyorum. Operasyon süreci çok uzun sürüyor. Çok yorucu bir çok süreç. Çok yorucu, evet. Yani öyle uzun hani para kazanılıyor vesaire deniyor ama hiç kolay bir iş değil, onu biliyorum ben. Evet. Ya dünyada hiçbir iş kolay değil. Yani sonuçta sen bir eğitimcisin. Yani çocukları eğitmek. Çocuklarla uğraşıyorsun. Ben de bir taraftan matematik öğretiyorum. Ha yani evet. Bir babasın. Ha, yani bir de o tarafın var. Evet. Velisin. Dolayısıyla hiç kimsenin işi kolay değil. Hani burada biz atomu parçalamıyoruz. Hani o konuda şey demiyorum. Yani yaptığım iş işte hiç kimse yapamaz. Çok güzel örnekleri var. Dünyada çok güzel şekilde yapılıyor. Bir şey soracağım orada. Özellikle Avrupa'ya açılma geçtiğimiz aylarda Almanya'ya gittin. Evet. Geri geldin biliyorum. Yani orada yaptın, icra ettin. Bu fikir nereden çıktı? Yani nasıl çıktı bu fikir? Çünkü zor bir şey aslında. Yani Türkiye'den kalkıp Almanya'ya gidip dövme yapmak. Adamlar memleketinde. Ya aslında ben senede en az bir kere gidiyordum. Hı, daha önce de gittin yani. Tabii. Yani 2014-2015'te pardon 2013'te başladı. Bir Berlin Tattoo Convention yani bir dövme fuarına giderek başladı. Rusya'ya gittim sonrasında. Sonrasında tekrar bir Avrupa turuna çıktım ailemle. Ama dedim ki bu sefer bir dövme organizasyonunu kendim yapacağım. Bir organizasyona katılmayacağım. Ya bir şeyin içinde değil de kendi başına evet, yapacaksın. Evet. Evet. Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, İsveç. Sonrasında rutin olarak Almanya'ya gitmeye başladım. Ama bu gittiğim seferlerde aslında orada iş yapma fikri hani yoktu. Hani turun parası çıksın yeter bize kafasındaydı. Ama sonra? Ama şimdi tabii gelişen şartlarla beraber ve çocuklarım da büyüyor. Ben onların da bir dünya vatandaşı. Onların büyüdüğünü de biliyorum ayrıca. Ben de onların evet, küçüklüklerini de biliyorum. Evet, biz Deli Kafalar YouTube hesabında onları da yayınlıyoruz. Bütün hayatın gerçekliğini. Takip edilmeli ayrıca Deli Kafalar YouTube hesabı da çok eğlenceli bir evet, hesap. Evet, şuradan bir alttan bir şey geçebilir. bu işi dedim ki hani ekonomik olarak da Avrupa bana çok daha iyi gelecek. Neden Avrupa'da da yapmayayım? Ama Türkiye'de yaşamak istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Şimdi hem İzmir'de çalışıyorum hem İstanbul'da çalışıyorum. İzmir'de de ama bir ofisim var. İzmir'de de yapıyorsun. Evet, İzmir'de de yapıyorum. Yani pandemiyle beraber. Ege bölgesindekilerin İstanbul'a gelmesine gerek yok. İzmir'de yapabilirsin. Aynen, İzmir'de de yapıyorum. Motosiklet kullanıcısı olarak diyorum ki acaba Fatih'i motosiklete başlatsak da Fatih motosikletle dolaşsa mı? Ben dört tekerciyim daha çok. Dört teker daha çok seviyorum. Daha, evet, daha güzel. Hani karavan mantığı belki hani şey insanlar onun içinde yaşam olarak görüyorlar da ben öyle düşünmüyorum. Yani karavan mantığı bir yolculuk içinde olmak aslında. Serüvenin içinde olmak. Serüvenin içinde olmak. Yani ben aracımla gitmem gerekiyor. Aslında varmaktan ziyade yolda olmak. En önemli nokta o. Kesinlikle bence yolda olmak. Yol insana çok şey öğretiyor. Motosiklette biz de çok severiz bunu. Bazen motosiklette şimdi kullanan arkadaşlar bilecektir bu söyleyeceğimi. Bir A noktasından bir matematik sorusu gibi olacak ama bir A noktasından bir B noktasına en uzun yoldan gideriz. Bakın normalde arabayla aslında en kestirme yol tercih edilir. En kısa yol tercih edilir. Ama biz motosikletle en dolambaçlı, en virajlı, manzarası en güzel ama en uzun yoldan gitmeye çalışırız. Aslında senin karavanla yaptığın da bu. Bir taraftan hayattan keyif almak, öbür taraftan işini yapmak. Evet. Bir de işi dolayısıyla ya da başka bir şey nedeniyle sana ulaşamayan insanların da aslında ayağına gitmek bir şekilde. Aynen öyle. Yani bu konuda şey diyorlar işte çok mütevazi bir şey yani buraya kadar ayağımıza kadar gelip
Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Ben size geldiğimde beni dövme yaptıracak insan olarak beni seçmiş olmanız benim için çok önemli bir şey. Evet. Yani tenini bana emanet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çünkü sen tuvalim diyorsun. Samimiyet duygusu çok önemli. Kesinlikle. Karşı tarafa. Evet. Zaten o insanlar benim tabii ki sosyal medyadan görüyorlar nasıl iş yaptığımı, neler çıkarttığımı görüyorlar. O konuda orada çok rahat ama, orada ama en önemli noktalardan bir tanesi de yani hakkını vermemiz gereken noktalardan bir tanesi de o bence Fatih. Sosyal medyayı da iyi kullanıyorsun. Yani bunu efektif bir şekilde kullanıyorsun ve insanlara ulaşmaya çalışıyorsun. Çünkü senin Türkçe hesaplarının yanında İngilizce hesapların olduğunu da biliyorum. Evet. İngilizce de paylaşımda bulunuyorsun. Bu çok önemli. Diğer taraftan beraber çalıştığın insanların bunu ben yakinen biliyorum. Yani yaşadığım için biliyorum. Sonrasını da merak ediyorsun. Yani işlem yapıldıktan bir hafta sonra nasılsın diye soruyorsun. Bir ay sonra mutlu musun diye soruyorsun. İşte memnun musun'u sormuş olmak bile çok önemli bir şey bence. Çünkü hani aslında burada bir taraftan da yaptığın işe güvendiğin için oluyor. Evet. Yani kendini iyi hissettiğin için sorabilecek gücü de buluyorsun. Ama insanlara ya ben bunu yaşayarak biliyorum. Bir gün sonra herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığımı sordun. Bir hafta sonra her şey düzeldi. Nasıl hissediyorsun? Bir ay sonra artık renk oturdu. Ne hissediyorsun? Gibi. Burada aslında satış demeyelim de hizmet sonrası yani operasyon sonrası kısmı nasıl organize ediyorsun? Burası çok önemli. Çünkü zor bir iş bu. Çok kolay bir iş değil. Her bir işlemden sonra ilgilenmek. Görsellerden yararlanıyorum. Hı hı. Çünkü paylaşımlarda. Evet, öncesi ve sonrasını çekiyorum. Benim videolarıma da bakıyor musun arada? Bakıyorum. Bu arada yapmadan önceki halin videonu arşivimden buldum. Çıkardım onu. Şimdi göster. Şimdi telefonumda da var. Sana göstereceğim. Zaten burada gireriz mutlaka arka planda. Değişim inanılmaz. Tabii belli bir noktadan sonra hani biraz önce dedin ya benim saçlarım vardı diye. Evet, insan şunu hissediyor. Ya benim vardı aslında saçım. Burada vardı bir şeyler demeye başlıyor. Ama bu bir yanılsama. Senin uyguladığın çok iyi profesyonellik sayesinde, işlem sayesinde aynaya her baktığında insan şunu demeye başlıyor. Ya bu benim kendi saçım mıydı yoksa Fatih mi yapmıştı bunu? Ki üzerine basmamız gereken nokta bu bence. Bu bana özel bir şey de değil, eminim ben buna. Herkese seni tanıyan ve bu işlemi yaptıran ya da yaptırmak isteyen herkese aşağı yukarı bu şekilde davranıyorsundur. Çünkü aslında bu profesyonelliğin bir gereği. Biraz önce söylediğim gibi tabii ki herkesle böyle dost olmak durumunda değilsin. Evet. Geçen gün bir tane arkadaş yazdı. Ya dedi Fatih'cim aradan bayağı bir zaman geçti. Biz 2018'de seninle yapmıştık. Bir kontrol edelim mi işlemimi dedi. Hatta şey dedi Fatih Bey hitap etti yazdı böyle WhatsApp'tan. Ondan sonra ben de dedim ki o kaptanım nasılsın dedim. Evet. Uçak pilotu çünkü kendisi. dedi beni tanıdın mı beni dedi. Uçuşumun olmadığı bir zamana denk getirsek bir çay kahve arasında bir baksan işte, işlemimi dedi. Dedim ki sen bana bir fotoğraf gönder Vallahi çok güzel gözüküyor ama dedim çay kahve teklifini reddetmeyeceğim. Gel dedim ama yapmamı istiyorsan ekstra bir koyulaştırma istiyorsan dedim. Hani kapım her zaman açık yaparız tabii ki. Yani hatta yarın gelecek o da. Hmm. Bir şey daha merak ediyorum. Medikal dövme de yapıyorsun. Hani böyle yara çok gerekli. Yara izlerinin kapatılması vesaire gibi. Onu da araştıranlar bilir, görür mutlaka. Hepimizin bildiği normal dövmeyi ne zaman yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Yani eskiye oranla aslında... Daha az mı? Evet. Medikal dövme alanında uzmanlaştığım için ya şimdi insanlar daha çok orada mı tanıyorlar oradan, seni? Evet, orada tanıyorlar. Hatta Google'a yazdığınızda Fatih Serdaroğlu diye ya medikal dövme ya da saç dövmesi ya da aslında kitabın da çıkıyordur bence. Yani yazdığın kitaplar da çıkıyordur da. Onlar çıkıyor. Yani hani dövmeciliğimden öte bunlar çıkmaya başlamış. Demek ki insanlar böyle arıyorlar. Eskiden para kazanmak için dövme yapıyordum. Şimdi
Keyif almak için mi? Keyif almak için yapıyorum. Çünkü bunu kendi kendime söylemem ne kadar doğru olur ama artık bir 25 senenin sonunda çeyrek asır oluyor. Bir masterlık. Ortalama bir ülkedeki emeklilik yaşı biliyorsun 25 yıl. Değil mi? bir masterlık bir pozisyonunda oluyorsun bana göre. Çünkü benden önce şu anda her 5 senede bir jenerasyon çıktığını düşünürsek 5. jenerasyon yetişiyor. Yetişiyor. Ve ben Türkiye'deki ilk jenerasyon dövme sanatçıları arasındayım. İlk zamanlar hani benim ilk kitabımı yazdım. Bir de markalaşan ilk ustalar arasındasın. Çünkü yani sen sonuçta Hair Pigmentation diye bir marka yarattın. Bu markayı Türkiye'de bir sürü insan tanıyor. Takipçilerinden de görülebilir bu. Bir sürü insan tanıyor. Ama önemli olan noktalardan bir tanesi, yani benim açımdan kendim için söylüyorum bunu, gurur duyacağım noktalardan bir tanesi, yurt dışında insanlar tanıyor. Yani ben kendi adıma şöyle mutlu oluyorum Fatih. Şimdi ben seninle bu işlemi yaptırdım ve memnunum. En önemli nokta o. Paramın karşılığını sonuna kadar aldım. Aynı her baktığımda kendimi iyi hissediyorum. En önemli nokta bu. Ama diğer taraftan da benim güvendiğim bu dövme ustasının aslında dünya çapında bir sürü müşterisi var. Bak buradaki nüans çok önemli. Bu sadece benimle alakalı değil. Almanya'daki adam da güveniyor. Ya da işte ne bileyim Belçika'daki kişi de güveniyor. Öbür taraftaki fuardaki organizasyon da güveniyor. Önemli olan nokta bu aslında. Bu söyleşiyi bir pazarlama faaliyeti gibi algılamamalı bence kimse. Çünkü benim seninle ne çıkar ilişkim var şu anda ne de başka bir ilişkim. Dostluğumuzun haricinde başka hiçbir şey yok. Alıp vereceğimiz bir şey yok. Buradaki önemli olan nokta şu. Ben bir öğretmen olarak eğitime önem veriyorum ve iyi yetişmiş insanların kolay harcanmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında sen bir dövme hafızasısın. Eğer senin ortadan kalkman, yani senin bu işi bırakıp da birdenbire mesela başka bir iş yapmaya başlaman aslında dövme sanatıyla ilgili hafızadaki bir sürü şeyi yok ediyor. Bir sürü bilgiyi yok ediyor. O nedenle de hani ilerleyen yıllarda belki daha az yaparsın bilmiyorum. Çünkü 8-9 saat saç dövmesi çok kolay değil. Geçtiğimiz bir sene içerisinde gözlerim gitti. Yakın gözlüğü kullanmazken şu anda yakın gözlüğü kullanıyorum. Mecburen. Bir kullanıyordum, 1,5 kullanmaya başladım. Şimdi gitgide ilerliyor. Sonuçta bu bir vücut. Bir de duruşla ilgili de bir şey var. Spor yaptığını biliyorum ama zaten eğer spor yapmasam mesleki hastalıklardan doğrulama. Çünkü 8 saat olduğun yerde kalıp eğilerek böyle bir iş yap. Yapan için de kolay değil, tuval için de kolay değil, inan bana. Değil. Bel sıkıntısı yaşarsın, boyun sıkıntısı yaşarsın. Sporla hallediyorum. Onu da yani buradan çalışarak. Buradan söyleyeyim, tavsiye edeyim. Reformer. Reformer diye pilates bir pilates, aletli pilates bir reformer gererek, var. Evet. Çok iyi bir antrenörüm var. Fizik yapıma göre antrenman yaptıran. Haftada en az bir kere. Yani açık havada yürüyüş yapıyorum. Bu da çok iyi geliyor bana. Kötü noktaya götüren bir empati duygum var. Empati hiçbir şeyde bırakamıyorum. Ama işim de çok işe yarıyor. Neden? Karşımdaki kişiyi yerine kendimi koymam lazım. Ha. Bence en büyük hani yapılan sağlık işlerindeki en büyük eksiklik bu. Hani doktor gibi derler ya. Hem doktor gibiyim hem de hasta gibiyim. Evet. Kendimi onun yerine nasıl koyuyorum. Nasıl sıkıldığını, nasıl evet, bunu aldığını. Çünkü ben kendim de çok hareketli bir insanım. Beni burada hani ben şimdi oturdum ya aman hani bu işimiz bitse işte bir ayağa kalksam. Bir kalksam diye düşünüyorum. Ola verdiğin zamanlarda aynayla gösteriyorsun ya böyle işte şurayı şu kadar yaptım, burayı yani bu kadar yaptım. Evet. Onu görmek mesela yapılan yerleri görünce insan çok iyi hissediyor biliyor musun? Şu anda bir sıkıntı çekiyorum. Biraz da zorlanıyorum bunu yaparken ama görüyorsun gözünle ne kadar değiştiğini ve nasıl ilerlediğini. Onun için de bu süreç, hani sen de şeyi görüyorsun eminim ki, ilerledikçe, yaptıkça, o bloklar halinde yapıyorsun, yaptıkça farklılaşıyor kişi ve kendini daha iyi hissetmeye başlıyor. Aynen. Ve bu da doğal olarak duygulara yansıyor. 2017'de
ofisten çıktığım anda yürürken kendimi sadece bir ayna camın önünden geçerken şöyle gözüm takıldı. Ve oradaki duyguyu hatırlıyorum, çok iyi hissetmiştim. Ben ilk gördüğümde gülümsemiştim kendi kendime. Evet, aynalarla barışmak. Eski halini de seviyordun. Yani elbette. Hiç onda hiçbir sıkıntım yok. Çünkü ama şunu söylediğini hatırlıyorum. Sözünü kestim. Böyle bir seçeneğim varsa neden kullanmayayım dediğini hatırlıyorum. Aynen öyle. Kendine olan özgüven. Kıyafetini ona göre seçiyorsun. Ben o işlemi yaptıktan sonra şu an 52 yaşındayım. 45-46 yaşında yaptık o işlemi. O işlemi yaptıktan sonra kendimi çok daha genç hissettim, söyleyeyim sana. Kesinlikle iyi ki yaptırmışım. Hayat enerjine birçok şey yansıyor. Zaten çok enerjik bir insansın. Sağ ol, teşekkür ederim. Açıksın, gelişmeye de açıksın. O noktada da kendimi çok yakın hissediyorum. Neyse, şu motorla gidelim. Evet. Giyelim. YouTube, evet. Evet. YouTube'da biraz daha az, Instagram'da biraz daha fazla, çok. Fazla, evet. Ama Instagram'da da gelişecek. Benim de oradaki temel amaçlarımdan bir tanesi aslında motosikletle bir destinasyona gidip belirleyip önceden orada oranın, o yörenin en güzel yemeği neyse onu yiyip sonra da geri dönmek aslında. Tabii bu pandemi sırasında araya pandemi girdi vesaire, çok olamadı ne yazık ki. Çok senin işlerin de etkilendi bundan. Hepimizin işleri evet, etkilendi. Ama bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Sohbetin için gerçekten teşekkür ederim. Harika oldu. Sağ ol. İnan var ya, hani biz şu anda hiçbir şeyi planlamadan tamamen spontane bir şekilde gel bir sohbet edelim dedim. Sana gelen danışanları takip ediyorsun ve soruyorsun, hal hatır soruyorsun, nasılsın, iyi misin diye. Ben de doğal olarak sana güvendiğim için benden sonrakilerin nasıl devam ettiğini merak ediyorum. Ayrıca YouTube'da Deli Kafalar ailesi çok keyifli. Yani Şirince'deki bütün maceranızı takip ettim. Karavan Tatoyu biliyorum ve oradan takip ediyorum. O sistemi görmek de çok güzel. Evet. Gayet tabii ki ben çevremdekileri de yönlendiriyorum sana. Çok akıllı olmak bünyeye zararlı. Zararlı. Özellikle evet, Türkiye'de kesinlikle, çok zararlı. Kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla. Azıcık deli. Yani, evet, çok delilik değil ama azıcık deli. Aynen. Her bizimle beraber olan, gönül olarak bizimle beraber olan kişiyi biz bir deli kafa olarak nitelendiriyoruz. Bizden birisi. Ve deli kafalar ailesinin içinde olarak nitelendiriyoruz. Evet, ben de o ailenin içindeyim evet, o zaman. Kesinlikle. Yani. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Buna olanak sağladığın için.